Evet Aslanım. Kaç puan bekliyorsun? Yani çok düşük puanlar beklemiyorum açıkçası. Hani evet kızlar fikirlerini belirttiler ama çok olumsuz da değillerdi bence. Ben zaten evime güveniyorum, bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Mütevazı olmayacağım. Yok olmayacağım. Peki. O yüzden bakalım göreceğiz. Peki o halde. Eyüp'cim. Efendim Aslanım. Senden başlamak istiyorum. Tabii. Ve sorumu da bir yönelteyim bakayım. Dün demiştin ki yani evi ev yapan şeyler Hazal'ın evinde göremedim demiştin. Evet. Burada evi ev yapan şeyleri gördün mü? Gördüm. Bol bol gördüm. Neymiş rahatladın mı Elif'ciğim? Rahatladım. Fazlasını bile gördüm yani diyorsun. Yatak odasında. Neymiş evi ev yapan şey burada olan, Hazal'da olmayan? Saat var, dekorasyon ürünleri var, çiçek, tablo. Yani bunlar mobilyayı, eşyayı tamamlıyor bence. Yani arkadaşlarım da bana katıldığını düşünüyorum. Bir tek benim fikrim değil bu. Ben bir de Hazal Hanım katılmıyor. Hayır ama şöyle... Evi ev yapan şey değil de hani evi tamamlayıcı unsurlar olsa daha mantıklı olabilir. Çünkü bir evi ev yapan şey o iki eş arasındaki sevgi, saygı, onların birbirlerine karşı olan sıcaklığıyla alakalı bir bu şey bence. Bu aile için geçerli bence. Yani bence cümlen yanlış. Söyleme şeklin daha farklı. Hani evin boş gözüküyor olabilir diyebilirsin ya da çiğ gözüküyor diyebilirsin ama bir evi ev yapan şey... Senin bu söylediğin ama bir aileyi oluşturan unsurlar bence. Biz ev yorumlamaya geldik buraya. Sizin ailenizi, eşin aranızdaki şeyi yorumlamaya gelmedik. Ama şöyle, ev yapan şey saat mi? Saat, dekorasyon ürünleri biraz önce de saydım. Yani ben dün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Söylediğin şeye katılmıyorum kesinlikle. Senin fikrin cümleni bir şey diyemem. Cümleni kurma tarzın bence çok farklı. Yanlış anlaşılabilir seviyede. Ben dün de yarışmacıların da Aslanım'ı da gayet iyi anladığını düşünüyorum. Bugün de açıklamamı yaptım. Ben bir şey söyleyeyim o halde. Evi ev yapan şey kadındır. Evi ev yapan şey o evin hanımefendileridir. Yani çok sizlersiniz. Evet. Anlatabiliyor muyum? O da doğru. O da var. Yani bunun da bir noktayı koyalım. Tabii. İyi ki kadınlar var. Geleceğimiz de gerçekten o özel ve değerli kadınlarımızın yetiştireceği çocuklar, evlatlar. Evet. İnşallah böyle bilinçli, aklı başında... Başarılı evlatlar yetiştirmeyi Allah nasip etsin. İnşallah. Geleceğimiz yani sizlerin elinde. Bütün annelerimizin ellerinde. Bütün anaların ellerinde. Buradan anaların ellerini öpelim. Buradan gerçekten yuvayı yapan hep ne deriz? Dişi kuş deriz. O sebeple evi, yuvayı yuva yapan kadındır diyelim. Ve Elif'cim senden başlayalım. Önce puanını görelim, ardından açıklamanı alalım. Tamam. Benim sana puanım 3 puan. Yani bir şey demek istemiyorum. Bence az. Hani çok olumsuz, çok kötü yorumlar yapmadı kendisi arkadaşımın. Baktığımızda ben en az 4 bekliyordum kendisinden açıkçası. Ben hemen açıklamamı yapayım tabii. Sana. Evet, nereden kırdığını sorun. Evet. Sunumlukların çok azdı. Onu zaten masada belirtmiştim. Evet. Senden 20-30 tane evet, bir açma bekliyorum. Börek göremedi kadın. Evet, milföy'den yapacak bana, öğretecek kendisi. Bir tek onlar değil yani. Çeşit olarak da azdı yani. Ben yeterli bulamadım. Tamam. Hepsini sen yapıp çok çeşit çıkartacaksan beni tatmin eder. Çok çok göreceksin inşallah, bir aksilik olmazsa. İnşallah. Onun dışında mutfağını beğendim. Mutfağına puan verdim. Salonunu beğendim. Ufak tefek şeyler vardı ama hani çok öyle göze batan bir şey yoktu. O yüzden puanıma yansıttım onu. Onun dışında bir de düğününe, Kınan'a, tanışmanıza verdim. Toplamda 3 puanı buna verdim. Peki Elif'ciğim, dün benim evime ev yapan şeyler yoktu. Bugün burada genel olarak her şeyi hem beğendin hem de evi ev yapan şeylerin burada tam olduğunu söyledin. Ben arkadaşıma 5 puan vermeni beklerdim. Peki neden hani bu kadar düşük verip 5 vermedin bu kadar beğenmene rağmen? 5 puanı kime vereceğini çok merak ediyorum şahsen. Ben de açıkçası. Çünkü ben de gerçekten dünkü yorumlarına göre karşılaştırdığımda bugünkü yorumlarım yani gayet iyiydi. Yani dün bana daha çok yorum söyledin. Evet. İşte duvarların boş, işte halı bilmem ne ya da mutfak aynı şekilde bir sürü eleştiri geldi. Kaç puan gelmiş sana dün?
3 puan, 2 puan vermişti pardon. Hani o kadar yoruma 2 puan verip burada daha az ev yapan şeyleri gördüğü halde yapıp da 3 puan fazlası vermesi var de dedi. Evet, var. Yani bence bu denkleştirmeyi arkadaşlar yapamıyorlar açıkçası. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Hani 5 puan üzerinde sadece her şeyi birer puan olarak mı adlandırıyorlar? Nasıl hesap yapıyorlar? Anlamış yani başka değilim. Türlü nasıl yapabiliriz ki bunu? Sen nasıl yapıyorsun mesela? Yani şu şekilde ben açtığımda puanımı görürsünüz. Hı-hı. Ama şahsen hani bu kadar yoruma 3 puan vermen ben bile az buldum. Ben çeyizini az buldum zaten orada da söylemiştim. İkramlıklarını az bulduğumu da söyledim. Yatak odasındaki beğenmediğim şeyleri de söylemiştim. Onun dışında geri kalan şeye zaten puan verdim. O yani 2 puan da oradan kesmem gayet normal.